Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği Edirne Şubesi Başkanı İş İnsanı Oğuz Kurum oldu. Yeni kuruluş içinde olan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği, Edirne'li iş insanlarını bir araya getirerek ortak hareket etmesini sağlamayı hedefliyor. Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği Edirne Şubesi, bir restoranda Edirne'li iş insanlarını katılımıyla bir yemek düzenledi. Yemeğe Tüm Kalkınma İş Adamları Girişimciler Derneği Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu da katıldı. Değerli misafirler, Edirne sevdalısı bir kardeşiniz, bir iş insanı olarak bu şehirde üretmekten, bu şehirde istihdam oluşturmaktan, her zaman Edirne'mize hizmet etmekten onur duyduk. Bir taraftan ticari çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla nasıl katkı sağlarız diye bunun planlarını, araştırmalarını yaptık. Böyle güçlü bir alkış, daha güçlü bir alkış istiyorum. Her iş heyecanla yapıldığında güzel. Genel Başkanımız Sayın Nihat Tanrıkulu ziyaret ediyorum. Buyurun başkanım. Ne güzelsin Edirne. Dünyanın göz bebeği, dünyanın en güzel ülkesi. Renkleriyle süslenmiş. Kimimiz Kürt, kimimiz Roma, kimimiz Çerkez, kimimiz göçmen, kimimiz Boşnak, kimimiz Alevi, kimimiz Türk. Renkleriyle süslenmiş güzel ülkemin kadim şehri, güzel şehri Edirne, sen ne güzel bir şehirsin. Atadıktan sonra il başkanımızın kısıtlandırılmış bir toplantı yapmak üzere 15-20 iş adamıyla TÜMKİAT'ı anlatıp Edirne TÜMKİAT'ı oluşumunu yapması için il başkanımızla sohbet ettik. Tabi danışmanımızla, ekiplerimizle görüştükten sonra onun içindeki vatan aşkı, millet aşkı, Edirne aşkı ve hizmet aşkı onun yüreğini o kadar kasıp kavurmuş ki Sayın Genel Başkanıma ben Edirne'de yüzlerce iş adamını toplayacağım ve Edirne'de TÜMKİAT'ı öyle bir şaha kaldıracağız ki Edirne'de iş insanları bir araya gelecek. Gülümsemeyi özlemiş Edirne. Edirne sahaya inmeyi özlemiş. Edirne birliği özlemiş. Edirne bir olmayı özlemiş. Diri olmayı özlemiş. Edirne için yeniden şaha kalkıp güzel ülkeme hizmet etmek için gülümseyen iş insanları özlemiş dedi. Ve bu genç yaşta işte ben hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bu ülkenin yeni yüzlere, yeni isimlere, yenilikçi insanlara ihtiyacı var. Değerli hemşehrilerimiz, ülkemize kazandırmak için yola